Çinli komünistlerin evrimci fikirlerin etkisiyle bitki tohumlarının toprağa birbirlerine yakın ekildiklerinde tohumların arasında sosyalist dayanışma sağlanacağına ve bu şekilde daha fazla verim elde edileceğine inandıklarını, üstelik bunu uyguladıklarını ve sonuçta büyük bir üretim kaybı ve kıtlık olduğunu, Çinli komünistlerin kimyasal gübrelerin kullanılmasına son verdiklerini, çünkü tohumların gübresiz kaldıklarında bu yeni duruma uyum gösterecek şekilde evrimleşeceklerini ve böylece gübre kullanmadan da aynı verimi sağlayacağını düşündüklerini, bu denemelerin tarımsal verimi büyük ölçüde düşürdüğünü, Mao döneminde tutukluların maden ocaklarında çalıştırıldıklarını, buralarda günde 300 kişinin öldüğünü, tutukluların canlı canlı gömüldüklerini, küçük düşmelerini ve maneviyatlarının yok etmeye hedefleyen acımasız işkencelere maruz kaldıklarını.